Hamsi, Karadeniz ve bir iç denizimiz olan Marmara Denizi'nin bize sunduğu çok önemli ve faydalı bir değer. Kolay ve bol miktarda yapılan avcılığıyla hamsi, başta insan tüketimi olmak üzere, yem sanayisinin yanı sıra omega-3 yağ asitlerinin üretilmesinde de önemli rol oynayan bir balık. Hamsinin, insanlara faydaları arasında kalp sağlığını, hücre ve doku onarımını, kemik sağlığını ve göz sağlığını desteklemeye, cildi ve sindirim sistemini iyileştirmeye, kilo vermeyi teşvik etmeye, toksisiteyi önlemeye yardımcı olmak var ve hamsi, iyi bir B3 vitamini kaynağı olmasıyla ve demir eksikliğini gidermeye destek olmakla, insanlar için çok değerli bir deniz ürünü. Hamsi, dünya çapında, kırmızı et yerine iyi bir alternatif olarak yenen, ünlü ve vejeteryan olmayan bir lezzet haline gelen minik balıklardır. Bu özel balık türü, cildinizi beslemekten görme yeteneğinizi korumaya kadar birçok sağlık yararı sağlar. Çoğunlukla salatalarla birlikte tüketilen hamsi, kemiklerinizi güçlendiren fosfor ve kalsiyum gibi makro besinler bakımından zengindir, özellikle yaşla birlikte kalsiyum içeriğinde düşüş anlamına gelen yeniden modelleme sırasında. Küçük boyutlara sahip olmalarına rağmen, hamsi temel besinler ve tatlar açısından zengin kabul edilir. Protein yüklü bu küçük balıklar, sağlıklı yağlar tüketmek için harika bir kaynaktır. Lezzetli balıklar çeşitli şekillerde yenebilir, bu da balıkla en sevdiğiniz yemekleri hazırlamanızı kolaylaştırır. Engroidae ailesinden küçük, yaygın bir yem balığı olarak bilinir. 7 cinse bölünmüş olan küçük su canlısı, Hint, Atlantik ve Pasifik okyanuslarında bulunan 145'ten fazla türe sahiptir. 3 inç uzunluğundaki aerodinamik gövdesi ile hamsi, ayrıca paketlenmiş kutularda gelir. Akdeniz mutfağında hamur formlarında da kullanılmaktadır. Bizim sofralarımıza gelen ise genellikle Avrupa hamsisi olarak da bilinen Engraulis encrazicolus'tur. Diğer hamsiler ise Engraulis albidus, beyaz hamsi. Engraulis anchoita, Arjantin hamsisi. Engraulis australis, Avustralya hamsisi. Engraulis capensis, Güney Afrika hamsisi. Engraulis juristole, gümüş hamsi. Engraulis japonicus, Japon hamsisi. Engraulis nordax, Kaliforniya hamsisi. Engraulis ringens, Peru hamsisi. Besin yerine geçecek şekilde benimsenen hamsi, yalnızca lezzetli içerikleri için değil, aynı zamanda sağlık yararları açısından da pek çok kültürel mutfakta önemli bir içerik haline geldi. Tüketilebilir su ürünleri içinde hamsi, besin içeriği yönünden de oldukça değerli bir balık. Yaklaşık 85 gramlık bir porsiyon hamsinin, yaklaşık 17,5 gramını sadece protein oluşturuyor. Bu yüksek miktardaki proteini, günlük ihtiyacın %6'sını karşılayan kalori takip ediyor. Hamsinin besin içeriğinde karbonhidratlar ve önemli bir karbonhidrat olan şeker yer almıyor. Bir porsiyon hamsi, günlük kolesterol ihtiyacının %17'sini karşılıyor. Hamsi, demir, potasyum ve çinko yönünden oldukça zengin bir balık. Bir porsiyon hamsi, günlük ihtiyacın %15 kadarını karşılarken, %13 kadar çinko sağlıyor. Çinkonun antiinflamatuar etkisini ve vücuttaki reaksiyonlardaki katalizör görevini düşündüğümüzde, hamsi düzenli olarak tüketildiğinde, vücut için en gerekli minerallerin çoğunu karşılayan önemli bir besin.
Vitaminler yönünden değerlendirdiğimizde ise hamsi, oldukça zengin bir B12 ve D vitamini kaynağı. B12 vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirmek için oldukça değerli bir vitamindir. Kemik iliğinde üretilen ay yuvarlar için de bir fonksiyonu vardır. D vitamini ise, güneş ışığında sentezlenebilen bir vitamin olmakla birlikte, özellikle günümüzde, koronavirüse karşı olan etkinliği de gündemde olan bir fayda. Son zamanlarda hamsi üzerinde yapılan araştırmalara göre, balık, LDL kolesterolü düşürmede önemli bir rol oynayan iyi miktarda çoklu doymamış yağ içerir. Yüksek düzeyde kötü kolesterol, atardamarlarda yağ biriktirerek kalp durması ve ateroskleroz ile ilişkili riski artırır. Hamsi içindeki önemli miktarda omega-3 yağ asidi, sağlıksız kolesterolün kan damarlarında birikmesini engeller ve vücudunuzdan atmanıza yardımcı olur. 2. Bir dizi çalışma, bu protein açısından zengin balığın hücre metabolizmasının işlevini iyileştirmekle bağlantısını göstermiştir. Hamsi, önemli miktardaki amino asitleri ile vücut hücrelerinin ve dokularının işlevini geliştirmeye yardımcı olur. Yapı taşları, işlevlerinden yararlanmanın yanı sıra, bağ dokularını onarır ve hücreleriniz ve dokularınız için bir güç merkezi haline gelir. 3. Cildinizin doğal ışıltısını artıracak bir şey arıyorsanız, diyet yaşam tarzınıza hamsi eklemek en iyi seçeneklerden biridir. Küçük deniz ürünleri iyi bir yağ asitleri, HDL kolesterol ve C vitamini ve B12 vitamini kaynağı olduğu için cildinizi nemli tutarak doğal nemi emmesini ve muhafaza etmesini sağlar. Ayrıca, hamsi içindeki selenyum, kırılmaları önlemenize, ten renginin açıklığını ve pürüzsüzlüğünü korumanıza yardımcı olan başka bir önemli besindir. Erken yaşlanma belirtilerini daha da azaltır ve güneş yanığına karşı koruma sağlar. 4. Kalsiyum ve fosfor, kemik sağlığının korunmasına katkıda bulunan makro besin maddeleridir. Bu temel besin maddelerinin her ikisinde de zengin olan hamsi, kemikleriniz için çok sayıda sağlık yararı sağlar. Güçlü kemikler oluşturmayı ve osteoporoz gibi kemik hastalıklarını zayıflatma riskini önlemeyi içerir. Dahası, hamsi içindeki A vitamini ve kalsiyum kemik büyümesini artırır, bu, kemik bozulması veya diğer kemikle ilgili hastalıklardan muzdarip insanlar için idealdir. 5. Deniz ürünleri, özellikle balık, insanların kilo vermek için tercih ettikleri besin grubudur. Bu bakımdan hamsi proteince zengin ve düşük kalorili. Kilo bilinci olan insanlar için ideal bir seçimdir çünkü küçük bir kısmını yemek sizi daha tok hissettirir. Sadece aşırı yemeği önlemekle kalmaz, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu tüm temel besinleri kilonuzu artırmadan sağlar. Denizden Babam Çıksa.com'u sosyal medyada takip edin. Bizi evde, yolda, otobüste, dolmuşta, trende, aklınıza gelen her yerde, telefondan ve tabletten takip edebilirsiniz. Instagram'da, Twitter'da ve YouTube'dayız. Altı. Ne kadar küçük olursa o kadar iyidir, hamsinin küçücük boyutu, faydalar listesine eklenir. Son zamanlarda yapılan araştırmalardan bazıları, büyük balık yemenin vücuttaki cıva ve diğer toksinlerin seviyesini nasıl artırdığına dair su yüzüne çıkardı. Daha küçük balıklar, özellikle küçük boyutları ve daha kısa ömürleri nedeniyle, nispeten daha az miktarda çevresel toksin içerir. Bu nedenle yeterli miktarda hamsi yemek, büyük balık yemekten daha güvenlidir ve aynı zamanda daha fazla besleyici faydaya sahiptir. 7. Hamsi, göz sağlığını korumak için önemli bir bileşen olan iyi miktarda A vitamini içerir. Hamsi balığı, vücuttaki A vitamini seviyesini artırmanın ve aynı zamanda maküler dejenerasyon, göz bozulması ve katarakt semptomlarını azaltmanıza yardımcı olan uygun bir yoldur. 8. Son yapılan bazı araştırmalara göre, hamsinin porsiyonu başına yaklaşık %20 niyasin tüketebilirsiniz. Niyasin, kolesterol seviyesini iyileştirmekten, kardiyovasküler hastalık riskini düşürmekten, diyabet tedavisine kadar değişen tonlarca sağlık yararına sahiptir. Bu nedenle, hamsi tüketmek, bu rahatsızlıkları önlemek için günlük niyasin alımınızı artırmanın kolay bir yoludur.
9. Daha önce de belirtildiği gibi, hamsi bol miktarda demir içerir, 20 gramlık porsiyon başına balık, her iki erkek ve kadın için önerilen alımı karşılamaya yetecek %12 demir içerir. Bunun yanı sıra demir, kandaki hemoglobin eksikliğini azaltmak için temel bir besin maddesi olarak kabul edilir. Kanınızın oksijeni vücudun hayati organlarına taşımasına yardımcı olur. Böylelikle lezzetli balık, demir eksikliği ile ilişkili rahatsızlıkları uzak tutar. 10. Hamside bulunan yeterli miktarda protein, onu çocuklarınızın doğal büyümelerini teşvik etmek için ideal bir öğün haline getirir. Bu suda yaşayan canlı sadece lezzetli olmakla kalmaz, aynı zamanda çocukların bağışıklık sistemini ve savunma mekanizmasını güçlendirmek için yüksek besin değerine sahiptir. İyileştirme yeteneklerini daha da güçlendirir ve vücutlarındaki besin içeriği ihtiyacını karşılar. 11. Düzenli hamsi balığı tüketimi, özellikle çocuklarda sindirim gücünü iki katına çıkarır. Bu deniz ürününde bulunan amino asitler, sindirim enzimlerini harekete geçiren başlıca unsurlar olan midede hidroklorik asit ve diğer mide sularının üretimini uyarır. Bu da sindirimi ve metabolizmayı iyileştirir. Biz, Türkiye'de çoğunlukla hamsiyi kızartarak porsiyon halinde ya da soğan, salata ve şalgam gibi diğer yiyeceklerle birlikte tüketiyoruz. Hemen hemen her şehirde bu ucuz ve besleyici balıkları sokak yemeği olarak tüketebileceğimiz yerler var. Öteki taraftan, dünyanın farklı yerlerinden hamsinin farklı tüketim alışkanlıkları var. Şimdi kısaca onlara göz atalım. Hamsi, Roma döneminde fermente edilmiş balık sosu garumunun temelini oluşturuyordu, afrodizyak olarak çiğ yenirdi. Güçlü tadı nedeniyle, aynı zamanda Worcestershire sosu, Caesar salatası sosu, Rimulade, Gentleman's Relish ve birçok balık sosu ve Café de Paris tereyağının bazı versiyonlarında dahil olmak üzere çeşitli soslar ve çeşnilerde bir içeriktir. Hamsi filetoları yağ veya tuz içinde küçük teneke veya kavanozlarda paketlenir, bazen evde kullanım için kapari etrafına sarılır. Setipinatati veya Ikanbilis, Güneydoğu Asya yemeklerinde balık stoğu veya sambal yapmak için yaygın olarak kullanılan hamsidir. Hamsi ayrıca fermantasyon işlemi ile budu üretmek için kullanılır. Genellikle kurutulmuş olarak satılırlar, ancak Filipin bagung ve Malezya budu gibi fermente çeşnilerde de popüler olarak kullanılırlar. Endonezya, Malezya, Filipinler ve Singapur'da hamsi genellikle balık stoku yapmak için kullanılır veya derin yağda kızartılır. Hamsi, geleneksel Java sambali için de popüler malzemelerdir. Hamsi, Vietnam'ın resmi olmayan ulusal sos olan Nuoc Mei Minh balık sosunun ana maddesidir. Kurutulmuş hamsilere Pila Katak Hang denir ve çeşitli yemeklerde kullanılır ve özellikle Tay mutfağında atıştırmalık olarak derin yağda kızartılarak kullanılır. Tay balık sosu Nam Pila'da sıklıkla hamsiden yapılır. Asya'nın Kore ve Japonya gibi diğer bölgelerinde, Setipinatati'ye benzer zengin bir çorba üretmek için güneşte kurutulmuş hamsi kullanılır. Hamsi stokları genellikle erişte çorbaları veya geleneksel Kore çorbaları için temel olarak kullanılır. Taze ve kurutulmuş hamsi, Kerala ve diğer Güney Hindistan eyaletlerinde mutfağın popüler bir parçasıdır ve diyette ucuz bir protein kaynağı sağlar. Taze hamsi kızartılarak veya baharatlı köri gibi aromatik ve keskin bir baharatla birlikte pişirilerek yenir.